Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, 6 Nisan Dolunay ile karşınızdayım. Bu Dolunay Terazi Burcu'nda gerçekleşecek bir Dolunay ve bizi biraz ilişkiler konusuna odaklı hale getirecek. Dolunay sırasında gökyüzündeki Şiron, Jüpiter kavuşumu, Güneş kavuşumu belki kendi içimizdeki yaraları kanatmamızı ama biraz da çözüm bulmamıza vesile olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda gökyüzündeki Satürn-Mars üçgeni, Merkür 60'lığı diyecek ki bize mantık çerçevesinde hareket edersen çok daha doğru kararlar vereceksin. Ama bir de Plüto-Merkür karemiz var. O da diyor ki sakın takıntı yapma. Hadi bütün burçlara göre konuşmaya başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, bu dolunay size ilişkinizle ilgili bazı kararlar verecek, verdirtecek. İlişkisi olanlar belki kendilerini biraz öne koymayı düşünecekler. Belki biraz daha ilişkinin içerisinde ben de varım demek isteyecekler. Ve bu da onların ilişkiyle ilgili bir karar vermesine sebep olacak gibi görünüyor. Yalnız olanlar için de belki önceliklerine karar verecekleri bir dönem olacak. Ama ne olursa olsun ilişki ile ilgili çok karar verilecek bu dolunayda. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu dolunay diyecek ki biraz sağlığına dikkat et, biraz rutinlerine dikkat et, hayatında seni zorlayan, seni yoran şeyler nelerse onlara odaklan ve yeni yöntemler bul diyecek. Bunun için de size fırsat da verecek. Sadece bazı şeyleri takıntı yapmaktan sakının. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu dolunay aşk evinizde gerçekleşecek. Size diyecek ki bu hayatımdaki kişi doğru mu? Doğru bir yerde miyim? Doğru bir noktada mıyım? Birazcık bunları sorguladığınız bir dönem olacak. Ani kararlardan geri durun, fazla takıntı yapmaktan geri durun derim ben. Yalnız olanlar da bu dolunay yalnızlıklarını bitirebilir. Ama dediğim gibi öncelikli olarak kendinizin ne istediğiniz sorusuna bir cevap vermeye çalışın. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, bu dolunay taşınmalar, ev değişiklikleri, aileyle ilgili kararlar, aileyle ilgili kendinizi nereye konumlandırdığınız, bütün bunları sorguladığınız bir dönem olacak. Takıntı yapmaktan uzak durursanız, daha mantıklı ilerlerseniz çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu dolunay diyecek ki vizyonunu geniş tut, hayatındaki insanlara bir bak. Çevrendekiler, arkadaşların, kuzenlerin, kardeşlerin hayatının neresindeler, seni ne kadar etkiliyorlar. Belki bazılarınız, bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarmak zorunda kalacaksınız. Güzel bir temizlik zamanı olarak düşünebilirsiniz ama takıntıdan uzak durmanızı tavsiye ederim. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, parayla ilgili kararlar verdiğiniz, parayla ilgili adımlar attığınız, belki parayla ilgili sonuçlar aldığınız bir dönem olacak. Gelirleriniz, giderleriniz, bütün bunları bir incelediğiniz ve yeni adımlar attığınız, yeni kararlar verdiğiniz, yeni sonuçlar aldığınız bir dönem olacak. Bu dönemi birazcık daha takıntı yapmadan, mantık çerçevesinde karar vererek ilerlemenizi tavsiye ederim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu dolunay hayatın geneline bakacağınız bir dönem olacak. Hayatınızda neyi fazla yapıyorsunuz, neyi eksik yapıyorsunuz, bunları sorgulayacaksınız. Belki tarzınızı değiştireceksiniz, belki hayata bakış açınızı değiştireceksiniz ama genel anlamda dürtülerden, aşırı takıntılardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Daha sakin kararlar vermenizi öneriyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, arkanızdan çevrilen işler varsa bu dönem böyle pıt 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 önünüze düşer. Hayatınızda işte kim ne yapıyor, gizli düşmanlarınız kimler, bunları çok net göreceğiniz bir dönem olacak ama sağlığınıza dikkat etmenizi çok tavsiye ediyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu dolunay diyecek ki hayallerinin neresindesin? Ne kadar adım attın, neresinde durdun, ne yapman gerekiyor? Neyi eksik yaptın, neyi fazla yaptın sorgula ve buna göre adımlar at diyecek size. Aynı zamanda sevgili yaylar, bazılarınız sosyal çevrenizi tamamen değiştirebilirsiniz. Bu dönemi takıntı yapmadan daha sakin adımlar atarak geçirmenizi tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, kariyer evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Kariyerle ilgili iş değişiklikleri, iş bırakmalar, yeni iş teklifleri almalar bu dönem sıkça yaşanabilir. Tek tavsiyem şu olur, kafanıza bir şeyi takıp onun peşinden koşmak yerine gelen fırsatlara alıcı gözüyle bakın. Böylece çok daha doğru kararlar veriyor olursunuz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu dolunay size yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, akademik planlarınız varsa, seyahat planlarınız varsa sonuçlarını getiriyor olacak. Tavsiyem şu olur, bu dönem böyle belki biraz aile ve ev konularında çok fazla karar vermeniz gerekebilir. Birazcık daha dışarıdan bakmayı tavsiye ediyorum. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu dolunay size krediler, miras gibi konularınız varsa bu konular, sigorta ile ilgili konular, vergilerle ilgili konularda sonuçlar getiriyor olacak. Bu dönem biraz işler karışabilir, biraz iletişimde sıkıntılar olabilir.
olabilir. Otorite figürleriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalabilirsiniz. Ama hep biraz geride durup mantıklı adımlar atarsanız bir sürü alanda doğru kararları veriyor olursunuz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.